Lezzetin başkenti Gaziantep'ten sesleniyoruz sevgili izleyiciler. Gaziantep'te elit mekanların sayısı gün ve gün artıyor. İşte bunlardan bir tanesindeyiz. Yanımızda yönetim kurulu başkanı Mehmet Usta'mız var. Mehmet Usta kendi elleriyle bize güzel kömürde künefe yapacak, değil mi Arzu? Yönetim kurulu başkanı yalnız bize kömürde künefe yapacak. Kömürde künefe. Şimdi birçok künefe lezzeti var ama burası çok farklı. Değil mi Mehmet Usta'm? Öyle, biz kömürden yaptığımız için tabii biraz daha farklı oluyor. Diğerlerinin farkı nedir mesela bunun? Neden kömürde? Hem farkı çeşitlerimizin fazla olması. Kömür tabii ki daha biraz farklı. Hı-hı. Alev olmadığı için tamamen pişiyor. Lezzet daha farklı oluyor. Alevde değil, sakin böyle cızır 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 pişiyor değil mi? Şimdi Mehmet Usta'm bize birkaç çeşit hazırladınız. Evet. İsterseniz bunları bir sayalım ve hazırlayacağımız lezzeti de söylerseniz bize. Şimdi bir asıl sürprizlerimiz yukarıda. Öyle mi? Tabii. Onları şimdi ben de tam bu konuya değinecektim. Yani şimdi dünyaya işte ismini duyurmuş bir firma. Burada reklamlar. Üste gerçek film yukarıda. Değil mi Arzu? Burası hayal. Hayal. Gerçekler yukarıda olacak birazdan. Şu anda bir 2-3 çeşit yaptık. İsterseniz ben bir çeşit daha hazırlayayım size. Tamam. Bu çiğ kadayıfımız. Bu çiğ kadayıfımız. Tabii bu da kendi imalatımız. Ayrıca kendimiz üretiyoruz bunu. Mehmet Bey, yalnız ben sizin hakkınızda bir duyum aldım. Buyurun. Neden eldiven kullanmıyorsunuz? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum aslında. Şimdi normalde eldiven kullanıyoruz tabii ki imalatta da. Bunu biz yiyeceğimiz için daha lezzetli olsun. Bunu duymuştum. Özellikle size geçtim. Sormak istediğim. Ustanın elleri sinmesi gerekiyor Arzu. Olur mu? Lezzetli olmuyormuş yoksa. Biz de bunu öğrenmiş olduk Gaziantep'te. Şimdiki hazırlayacağımız lezzet hasır künefe. Hasır. Hasır. O kaymaklı kadayıf diyoruz. Elçeli bir hasır diyoruz buna. Lezzetlerimiz kömür ateşinde sevgili izleyiciler. Mehmet Usta ne kadar sürecek? Yaklaşık 10-15 dakika arasında. Yok, 10-15 dakika arasında pişiyor. 15 dakika dayanabilir misin Arzu? Mecburen dayanmak zorundayız. Bu lezzeti tatmak istiyorsak 15 dakika beklemek zorundayız Ali. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, bu ne böyle, bu ne böyle? Yukarıda büyük Usta'm sürpriz dediğiniz bu olsa gerek. İşte gastronomi şehrinin lezzetleri. Birbirinden farklı lezzetler, 23 çeşit. Şu an öyle, şey evet. Evet. Şu an öyle, bu reklamlar mı diyorsunuz? Tabii normalde 30-35 çeşit var. Yazın meyvanın daha lezzetli olduğu dönemde 5-6 çeşit daha ekliyoruz üzerine. Biz çok kilo almayalım diye 23 Yok, çeşit değil mi? Tam tersi zayıflatıyor. Zayıflatıyor. Tamam. Bunu da öğrenmiş ve bilgilendirmiş olalım. Burada Şerif Usta'mız tanımayanlar için söyleyelim. Yönetim kurulu başkan yardımcılarından ve aynı zamanda Mehmet Usta'mızın kardeşi oluyor. İmalat satış yeri değişiyor yani. Paslaşabiliyorsunuz. Tabii ki ben imalatta duruyorum. Mehmet Bey abim kendisi burada müşterilerle ilgileniyor. Vallahi bence ekip tam bir bütün Arzu. Kadro sağlam. Yalnız lezzetler gördüğünüz gibi birbirinden farklı mükemmel görünüyor. Şerif Usta'mı dinlerken yalnız benim aklım halen lezzetlerde. Şöyle bir tadına baksam mı? Canım çok çekti benim. Tadına bakalım. Öncelikle hasırla başlayalım. Şöyle bir başlamak şöyle istiyorum. Bir ben de hemen şöyle alayım. Yalnız ben birçok yerde künefe yapılıyor ancak kömürden farkı olması şöyle gerekiyor değil mi? Sadece kömür değil. Görüyorsunuz. Tabii ki kömürde bir şey yok. Daha güzel bir lezzet veriyor. Kadayıfın önemi var. El dökümü kendi imalatımız. Mükemmel. Yalnız kıvamı da harika. Kıvamı şöyle olması da yerinde olması lazım Arzu. Yani künefe deyip geçirmek gerekiyor aslında değil mi? Tabii ki. Vallahi ben bu lezzetleri hepsine tek tek bakacağım. Hiç canını sıkma. Hiç sakın seni girmeye gerek yok. Üzülmeyin, biz bunların hepsini zaten bitireceğiz. Afiyet olsun. O zaman burada çeşitlerimiz çok fazla değil. Yalnız ben hangisinden başlayacağım onu bilmiyorum. Sen soldan, ben sağdan, ortada buluşacağız. Olur. Olur mu? Zengin mi edeceğiz sizi? İnşallah. buradan Mehmet Usta'mıza ve Şerif Usta'mıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yol düşen herkesin Karataş'a, Gaziantep'e geldiğinizi mutlaka bu lezzetlerden yemeden geçmeyin diyoruz. Ne yiyelim Arzu? Herkese şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun.